Kontaktör ve rölelerle ilgili temel bilgiler verelim. Şu hatırlatmayı yapayım. Kontaktör ve endüstriyel rölelerle ilgili çok daha detaylı hazırlamış olduğum videoların linkini videonun açıklama kısmına ya da yukarıya link olarak atıyorum. Bu videoyu izledikten sonra daha fazla bilgi edinmek için o videoları da izlemenizde fayda var. Burada sadece en temel haliyle kontaktör ve röleleri anlatacağım. Kontaktör. Kontaktör elektrik devresini açıp kapamaya yarayan elektromekanik bir anahtardır. Kontaktör bobinine verilen enerji sayesinde hareketli palete bağlı kontaklar konum değiştirmekte, böylelikle akım yolunu kapamakta veya açmaktadır. Burada bir prensip şema görüyoruz. Bu prensip şemada bir tane elektromıklatısım var. Demir nüven var. Demir nüvenin üzerine bobin sarılmış ve elektromıklatıs hale getirilmiş. Bunun karşısında da benim palet dediğim hareketli bir parça var. Palet yay kuvvetiyle nüveden ayrılmış halde. Eğer ben enerji verecek olursam buradaki bobinime, burada oluşan manyetik alan karşıdaki paleti çekecek, yayın kuvvetini yenecek, palet nüveye yapışacak. Bu arada da palet üzerindeki hareketli kontaklar sabit kontakların üzerine kapanacaktır. Bu sayede elektrik yolu kapanacak ve kontaklar arasında akım geçişi sağlanacaktır. Niçin kontaktör? Kontaktör kontaklarına bağlı çok büyük güçlerdeki alıcılarının kontaktör bobine verilecek olan birkaç yüz mili amperli kontrollü kontaktörleri avantajlı kılmaktadır. Kontaktörün kumandası çok çeşitli şartlarda olabilmektedir. Örneğin kontaktörün çalışması diğer devre elemanlarının çalışmasına bağlı olabileceği gibi kontaktörün çalışmasında belli bir zaman gecikmesi de istenebilir. Ve çalıştıracağımız kontaktör hem ana kontaklarına bağlı yükü çalıştırırken hem de yardımcı kontaklarına bağlı diğer devre elemanlarına da kumanda edebilir. Burada prensip şemadan öte biraz daha kullanmakta olduğumuz kontaktörlerin yapısını görüyorsunuz resimde. Nüveyi görüyorsunuz. Nüvenin karşısında palet var. Nüve elektro bobin şeklinde. Burada bir yay vasıtasıyla paletle nüve arası açık. Burada palete bağlı olan şu sarı kısımda gördüğünüz hareketli kontaklar var. Burada ise sabit kontaklarım var. Eğer ben bobine enerji verecek olursam buradaki nüve karşıdaki paleti çekecek. Palet üstündeki hareketli kontaklar sabit kontaklar üzerine kapanacak ve elektrik devresini yolunu kapatarak enerji geçişine müsaade edecektir. Peki kontaktörün sağladığı avantaj ne? Kontaktör benim sistemlerimi otomatik hale getirmemi sağlar. Örneğin kontaktör olmasa bir üretim bandındaki motorları şalterlerle çalıştırmamız gerekebilir. İşte şalterlerle enerji vermemiz, şalterlerle enerji kesmemiz veya devir yönünü değiştirmemiz gerekir. Bu durumda da her şalterin başına siz bir insan koymanız lazım. Örneğin 4-5 tane motorum var bir üretim bandında. Ne yapsın? Band ürünü çıkartsın, işte bir yere gelsin, üzerine etiket basılsın, bir yere gelsin, kapak basılsın, bir yere gelsin, paketlemeye geçsin şeklinde. Burada kişilerin birbirlerine koordineli hareketi gerekmekte sistemi çalıştırabilmek için. Örneğin Recep abi şalteri kapatsın, bantı çalıştırsın. Öbür taraftan Hasan Recep abiye bağırsın. Recep abi geldi, dur etiketi basacağım. Abi tam yerine oturmadı, bir daha ver çek. Tamam abi, dur ben şimdi etiketi basıyorum. Tamam, motoru ters çevirdim, kaldırdım abi etiket kafasını. Cemal sana geliyor, bak dikkat et. Recep abi bir daha verelim elektriği, Cemal'e gitsin, Cemal kapaklarını kapatsın. Bu şekilde sistem otomatik hale gelmez. Sistemi otomatik hale getirebilmem için benim elektrik sinyallerini kullanmam lazım. Ve burada da aslında ben elektriği elektrikle kumanda ediyorum. Pnömatik gören arkadaşlar için şunu söyleyebiliriz. Orada yön denetim valfleri vardı, silindirleri harekete geçiren. Neydi, nasıl isimlendiriliyor? Örneğin hava uyarılı yay görünüşlü 3'e 2 yön denetim valfi ya da çift hava uyarılı 5'e 2 yön denetim valfi. Orada da aslında valflere biz havayla kumanda ediyorduk. Valfler de yine bir havaya kumanda ediyordu. Ama valfleri kumanda ettiğimiz hava birkaç barlık havaydı. Ama valflerin kumanda ettiği ana hava yolu örneğin 8-10 barlık basınçlarda olabiliyordu. Burada da küçük elektrik akımlarıyla aslında çok daha büyük elektrik akımlarını kontaktörler vasıtasıyla onların kontaklarını açıp kapama şeklinde kumanda edebiliyorum. Ayrıca zamana bağlı olarak çalışmam da gerekebilir. Örneğin bir yerde etiket basıldı veya işte üzerine boya yapıldı bir parçanın bir sonraki istasyonda bu parçanın ultraviyole lamba altında örneğin 8 saniye 10 saniye durması gerekir. Bu durumda da siz kullanacağınız diğer kumanda elemanları olan zaman röleleriyle siz zaman gecikmesi sağlayabilirsiniz. Ya da bu bir pompa motoru olabilir. Kuyudan suyu çekecektir. Kuyuda su boşaldığında örneğin seviye sensörüyle veya seviye switch'iyle
motor otomatik durdurulacaktır. Bakın dikkat ederseniz insanlardan bağımsız sistemler kurma konusunda kontaktörler ve röleler benim kullandığım en temel elemanlar. Kontaktör bobinine enerji verildiğinde önce normalde kapalı kontak açılmakta ve birkaç milisaniye içerisinde normalde açık kontaklar kapanmaktadır. Dikkat edecek olursanız burada eğer ben nüveye enerji verirsem burada şunu hatırlatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 standart bir isimlendirme değil. Sadece bu resimde görsel olarak kullandık. Kontaktörlerin üzerindeki kontak numaralandırmasının üzerine ayrıca duracağız. Normal halde palet nüveden ayrı 5-6 kontağını kapamış, 7-8 kontağını kapamış. Eğer ben nüveye elektrik verecek olsam palet yukarı doğru hareket edecektir. Hareketi sırasında ilk olarak 5-6, 7-8 normalde kapalı kontaklar açılacaktır. Ve bu hareket ne kadar sürüyorsa 3-5 milisaniye ne sürüyorsa o süre sonunda 1, 2, 3, 4 nolu kontak varsa normalde açıktı. Enerji verildikten sonra kapalı hale geldi. Kontakların aralarındaki zamanlama ile ilgili ayrıca bir tablom var. Orada zamanlama konusuna tekrar geleceğim. Kontaktörlerde karıştırılmaması dikkat edilmesi gereken nokta bobin gerilimi ile yük gerilimi değerlerinin ayrı oluşturur. Bir kontaktörün bobini alternatif veya doğru akımda çalıştırılabilir ve 24, 110, 220 volt gibi çeşitli gerilim seviyelerinde olabilir. Ana kontaklardan geçen akım ve gerilim yük gerilimi ise ayrıdır ve yine alternatif veya doğru gerilim olabilir. Bir kontaktör bobini 220 volt ve bobinden çekeceği akım 150 mA olabilir ama bu kontaktör kontaklarından yüzlerce amper geçebilir. Kontaktörde iki tane elektriksel değerden bahsederiz. Bu değerlerden bir tanesi kumanda devresinde kullanılmakta olan kontaktörün bobinine ait değerlerdir. A1, A2 uçlarıyla dışarı çıkarılmış bobin 220 voltta çalışabilir, 24 DC'de çalışabilir. Bu tamamen kumanda devresindeki bobinin elektriksel değeridir. Bir de bu kontaktörün kumanda ettiği bir güç devran vardır. Bir motor çalıştırıyor olabilir, bir ısıtıcıyı çalıştırıyor olabilir. Diğer değer ise ana kontaklara ait değerlerdir. Bu ise çalıştırdığı güce göre güç değeri ya da akım değeri ya da gerilim değeri şeklinde ayrıdır. Az önce bahsettiğim diğer videoyu izleyecek olursanız orada örneğin bir kontaktörün etiketinde bu değerlerin nasıl okunması gerektiğini anlattım. Eğer kontaktör bobinine alternatif bir akım verilecekse nüve palet daha önce bahsedilen demir kayıplarını azaltmak için sinüsli saçlardan yapılır. Alternatif akımda sinüsoidal eğriyi hatırlayacak olursanız akım bir periyotta 2 kez 0 olmaktadır. Bu durumda ise sıfır geçiş noktalarında elektromıknatıs paleti bırakacak, akım değerinin artmasıyla tekrar çekecek. Kontaktör aynı bir zil gibi titreyecek ve kontaklar açılıp kapanacaktır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için nüvenin dış bacakları üzerine açılan oluklara kısa devre bakır halkaları yerleştirilir. Bu bakır halkalar trafonun sekonderi gibi çalışacak ve üzerinde bir gerilim indikleyerek kısa devre akımı geçirecektir. Geçen bu kısa devre akımı da bir manyetik alan oluşturacaktır. Alternatif akımda hatırlayacak olursanız sıfır geçiş noktalarımız var ve sıfır geçiş noktalarında normal bir palet nüveyi bırakır. Kontaklar açılır mı açılmaz mı? Bununla ilgili bakır halkası olmayan kontaktör diye hem deney yaptığım hem de ölçümler aldığım bir videom var. O videonun linkini de aşağıya atıyorum. Onu inceleyin. Orada kontaktörde palet nüveyi bırakıp çektiği için bir ses ortaya çıkıyordu, bir vızıltı ortaya çıkıyordu ve kontaktör palet nüve arasında hava aralığı girmesinden dolayı normalde çekmiş olduğu akımdan bir miktar daha fazla akım çekmekteydi. Bu videoyu incelersiniz. Peki bunu ortadan kaldırmak için ne yapılır? Hatırlayacağınız üzere bobinli devrelerde yani indüktif özelliği olan devrelerde akım 90 derece geri fazlaydı. İşte oluşan bu manyetik alanda ana manyetik alandan 90 derece geride olacak ve ana alanın sıfır geçişlerinde bu manyetik alan takviye ederek nüvenin paleti bırakması engellenecektir. Bunu nereden hatırlarsınız? Bunu şuradan hatırlarsınız. Bir fazla senkron motorlarda ana ve yardım sahibi arasındaki faz açısını açmak için birinin ohmik direnci yüksekti, birinin endüktif direnci yüksekti. Orada bir faz farkı oluşuyordu. Bir de bunu nereden hatırlarsınız? Gölge kutuplu motorlardan hatırlarsınız. Gölge kutuplu motorlarda da aynı mantıkla rotorun dönüş yönünü belirlemek, bir yöne döndürebilmek için ikinci bir manyetik alana ihtiyacım vardı. İkinci manyetik alanda buradaki bakır halkalar vasıtasıyla o motorda yapılıyordu. Burada da 90 derece geride bir küçük de olsa bakır halka üzerinde manyetik alan oluşturuluyor ve sıfır geçiş noktalarında ana manyetik alanın sıfır geçiş noktalarında bu bakır halkanın manyetik alanı da maksimum olacağı için paletin nüveyi bırakması engelleniyor. Bobin doğru akımla beslenen kontaktörlerde sıfır geçişler olmadığı için bakır halkaya da gerek duyulmayacaktır. Fakat doğru akımda oluşan artık muktansiyetten dolayı bobin enerjisi kesilse de nüve paleti bırakmayabilir. Paletin nüveye tam yapışmasını engelleyerek sorun giderilebilir. Bunun için ise
paletle nüve arasında ince plastik malzemeler konur. Burada bakır halkayı görüyorsunuz. Alternatif akım kontaktörlerinde doğru akımdan farklı olarak 1. Nüve silirsiz saçtır. Dikkat ederseniz silirsiz saç. 2. Nüvenin ayaklarında bakır halkalar olur. Bu da sıfır geçiş noktalarını paletin nüveyi bırakmasını engellemek için. Ama doğru akımda böyle bir ihtiyaç yoktur. Çünkü sıfır geçiş noktası yoktur. Ama doğru akımda da bir sıkıntı vardır. Artık nasiyet dediğimiz olaydan dolayı palet nüveye tam yapışırsa, artık mıknasiyetten dolayı siz nüvenin enerjisini kestiğinizde bazen oradaki yayın kuvveti palet nüveyi açmaya yetmeyebilir. Bunun için de doğru akım kontaktörlerini, tamamen konstrüksiyonla alakalı bir şeyden bahsediyorum size, tam yapışmasını engellemek için arada bir miktar hava boşluğu bırakılabilir. Bu konstrüksiyonla alakalıdır. Burada görüyorsunuz A1, A2 bobin uçları var. Bu bobin uçları dikkat edecek olursanız elektromıknatısın bobininde. Bu aşağıdaki 3 palet, 1 ise nüve. Burada resmini görüyorsunuz. A1, A2 bobin uçları. Şunlar kontaktörün olduğu blok, nüve, bobin ve bu kontaktörün olduğu yerde de aslında benim hem paletim hem de kontaktörümün kendisi var. Bu da bir doğru gerilimle beslenen bobini, kontaktörün resmi. A1, A2 bobin uçları var. Dikkat edecek olursanız burada bir silisli saçtan oluşmuş bir nüve yok. Sadece ortası demir olan bir elektromıknatıs var. Buradaki parça paletin nüveye tam yapışmasını engelliyor. Bu da palet var ve bu palete bağlı olan burada kontaklar var. Doğru akım kontaktörü ile alternatif akım kontaktörü nasıl ayırırsınız? Doğru akım kontaktörleri daha iri yapıdadır. Bobin olarak bahsediyorum. Alternatif akım kontaktörlerinde ise bobin daha yapıdadır. Niye? Çünkü alternatif akımda, alternatif gerilim uyguladığınızda orada bir endüktif direnç olacağı için akımı endüktif dirençle sınırlandırdığından dolayı bobin sargıları sadece manyetik alanı oluşturmak içindir. Ama bir doğru akımda endüktif dirençten bahsedemiyoruz. Sadece bir ohmik direnç söz konusu. Ve o ohmik direnci oluşturmak, akımı sınırlandırabilmek için iletken çok daha fazla spirde sarılır ki ohmik direnç oluştursun diye. İletkenin çok fazla sarılması da doğru akım kontaktörlerin bobinini daha büyük olmasına neden olur. Aynı gerilimdeki bir doğru akım ve alternatif akım kontaktörlerini karşılaştırdığım, bahsettiğim kontaktörlerle ilgili videomda bir kısım var. Orada daha detaylı olarak bu anlattığımı görebilirsiniz. Her ne kadar biz kumanda devrelerimizde Avrupa normu kullanacak olsak da şurada daha anlaşılır olması açısından Amerikan normunda bir güç ve kumanda şeklini vermişim. Burada şurada yazan M'ler, koyu gri olan kısım, burada yazan M, burada yazan MA, hepsi kontaktörün kendisi. Yani kontaktörün üzerindeki ayrı ayrı parçaları. Şurada termik röle dediğimiz OL, açık gri olan ve buradaki kapalı OL kontağı ise buradaki termik rölenin kendisi. Şimdi bu yukarıdaki motoru çalıştıran devre benim için güç devresi. Güç devresi ana enerjiyi verdiğimiz hat. Motorsa motor çalıştırıyorsa motoru çalıştırır. Isıtıcı çalışıyorsa ısıtıcı çalıştırır. Dikkat edecek olursanız burada hat daha koyu, daha kalın. Çünkü bura ana akımın geçtiği bir hat. Şuradaki motor koruma şalteri ya da kompak şalteri şu şekil olarak. Bunların her birini tek tek göreceğiz daha sonra. Buradaki M olarak gösterdiğim kontaktörün üzerindeki ana kontaklar kontaktörün üzerindedir. OL olarak gösterdiğim termik rölenin bimetal elemanlarıdır. Yani akımın geçtiği bimetal elemanlardır. Kontaktörün üzerinde bir de A1, A2 gibi bobin uçları vardır. Şuradaki M kontaktörün bobindir. Yani A1, A2 uçlarıdır. Burada gösterdiğimiz MA ise kontaktörün üzerindeki yardımcı kontaklardır. Yardımcı kontaklar bir cihaz çalıştırmaz. Yani bir motor, bir ısıtıcı çalıştırmaz. Sadece kumanda devresi içerisinde yasaklama ya da mühürleme işlemleri yapar. Bunların detaylarını daha sonra göreceğiz. Şimdi burada butonlarım var. Bir adet stop butonum, bir adet start butonum var. Start butonuna kontaktörün normalde açık kontağını bağlamışım. Bunun adı mühürlemedir. Mühürleme şu işe yarar. Butondan elimi çeksem de kontaktörün çalışmasını sürdürmesine yarar. Şalterden çıkmışım. Motor koruma şalteri ya da kompak şalterden kontaktörün ana kontaklarından geçmişim. Peşin hemen kontaktörün termik röle var. Termik rölenin bir metallerinden geçmişim. Motor klemensine elektriği iletmişim. Daha sonra Amerikan tarzı sistemlerde 380 volt besleme vardır ama biz 220 ile besleme yapıyoruz. Şimdi de güvenlik için aslında kumanda devre 24 DC ile besliyoruz. Yani şu kumanda devresinin beslemesi bizde şu anda 24 volt DC ile olacaktır. Ne yapmışız? Stop butonuna girmişim, çıkmışım, start butonuna girmişim. Start butonundan çıktıktan sonra kontaktörün bobin ucuna girmişim. Bobin ucundan çıktıktan sonra termik rölenin 95-96 no'lu kontaklarına girmişim, çıkmışım, şaseye gitmişiz. Burada faz arasında bağlı ama demin dediğim gibi 24 volt DC düşürürsek şaseye gitmişiz. Ve sistem nasıl çalışıyor? Eğer ben buradaki start butonuna basacak olursam stop butonu üzerinden geçer.
akım start butonu üzerinden de geçecek. Kontaktörün A1, A2'nin uçlarına ulaşacak. Kontaktörün A1, A2 uçları enerjilendiğinde elektromıknatıs karşıdaki paleti çekecek ve kontakları konum değiştirir. Yani ana kontakları kapatacaktır. Ana kontakları kapatınca güç devresi üzerinde şu gördüğünüz M'ler kapanacak ve üzerinden akım geçirerek motoru çalıştıracaktır. Eğer ben start butonundan elimi çekersem burada aşağıdaki MA, yani benim kontaktörüme ait yardımcı kontak, o an için kapalıdır. Çünkü demin enerji verdik, kontaktör bobini çekti. Ana kontaklar konum değiştirdiği gibi yardımcı kontaklar da konum değiştirecektir. Bu yardımcı kontak ne yapacaktır? Kendisini kapayacak. Ve ben starttan elimi çektiğimde artık elektrik start butonunun üstünden devresini tamamlayamasa da aşağıdaki kendi kapalısı üzerinden, ki kapanacak bu, ne yapacaktır? Bobin kendini beslemeyi sürdürecek. Eğer ben stop butonuna basacak olursam bobinin enerjisi kesilecek. Buradaki hem ana kontaklarını açacak, motoru durduracak, hem de buradaki mühürlem kontağını açacaktır. Stop butonundan elimi çektim. Stop butonu kapandı ama start butonu açık. Az önce enerjisi kesildiği için kontaktör bıraktı. Bıraktığı için de MA açıldı. Ne start butonunun kendi üzerinden ne aşağıdaki MA yardımcı kontağımın üzerinden elektrik geçmeyeceği için motor tekrar çalışmayacak. Şimdi bizim kumanda devrelerimizde Amerikan normunda da Avrupa normunda da OLE termik rölenin kontağını başta koyarız. Yani kumanda devresinin en başına koyarız ama evet, Avrupa normunda yapılan çizimlerde termik rölenin kontağı en başta olur ama Amerikan normundaki çizimlerde Amerikalılar termik röleyi kontaktör çıkışına, ya nötr tarafına ya da DC ise şase tarafına koyarlar. Amerikan standartındaki asıl gösterim budur. Neden buraya koymuşlar? Mantık şu: kontaktör bobininin A2 ucu kontaktörün kendi üzerinde. A2 ucu, yani şuradaki uç, A2 ucu kontaktörün kendi üzerinde. OLE ise hemen kontaktörün yanında. Kontaktörün yanında olduğu için, yani 95-96 termik rölenin, bu OLE'nin anlamı da overload'tur. Yani aşırı yüktür. Bize termik röle ya da aşırı akım rölesi diye geçer bu. Hemen kontaktörün dibinde olduğu için termik röle kısa bir kabloyla buradan 95-96'ya A2 ucundan gider ve termik rölenin 95'ine girer. 96'sından da çıkar şasesine ya da işte nötrüne gider. Evet, buradaki işçiliği azaltır. Kısadır yol. Hemen buradan bir kabloyla ara bağlantıyı yapar. Bizde ise, Avrupa normunda ise termik röleyi ta sigortaların çıkışına ya da butonların girişine koyarız. Yani burada bir daha uzun kablodan söz etmek mümkün. Amerikan normu açıdan daha pratik gözükse de sıkıntı şudur: arıza aramalarda ben her zaman şaseye son kullanıcı elemanın bağlı olmasını isterim. Ne demek istiyorum? Bir göz lambası ise göz lambasının çıkışı direkt nötr ya da şaseye gitmelidir. Bir kontaktör bobini ise nötr ya da şaseye gitmelidir. Bu şekilde arıza aramalarımı daha kolay yaparım. Eğer termik röleyi ben kontaktör bobininden sonra şase ya da nötr kısmına bağlayacak olursam arıza aramaları bir miktar daha benim için zorlaşır. Bunların teknik detaylarına, uygulamaları anlattığımızda tekrar gireceğiz. Kontaktör klemenslerin isimlendirilmesi. Burada dikkat edecek olursanız A1, A2 kontaktörümün bobini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi kontaklarım var. 13, 14, 21, 22 gibi tekrar kontaklarım var. 37, 38, 45, 46 gibi başka bir daha önce görmediğimiz kontak yapısındaki kontaklarım var. Şimdi bunlar neymiş, onlara bakalım. A1, A2 bobin gerilim uçları, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana kontaklar normalde açık. Bir kontaktörde ana kontaklar genellikle bir şeyleri çalıştırdığı için normalde açıktır. Standart olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana kontaklar açık gelir. Eğer siz kontaktör çalıştığında ana kontakların bir şeyin durdurmasını istiyorsanız, normalde kapalı olmasını istiyorsanız bunu siparişinizde belirtmeniz lazım. Ben şimdiye kadar böyle uygulamayı görmedim. Daha çok benim ana kontaklarım bir şeyleri çalıştırdığı için normalde açıktır, kapanır ve o cihazı çalıştırır, motoru çalıştırır ya da ısıtıcıyı çalıştırır. Yardımcı kontaklar 13-14 normalde açık kontak, 21-22 normalde kapalı kontak. Bunu butonlardan hatırlıyorsunuz, onlar basamağındaki 1 benim için 1. kontak, yardımcı kontak olduğunu gösteriyordu. 1'ler basamağındaki 3-4 açık olduğunu gösteriyordu. 21-22'de onlar basamağındaki 2. yardımcı kontak olduğunu gösteriyordu. 1-2 ise normalde kapalı olduğunu gösteriyordu. 37-38 erken kapatıcı kontak. 45-46 geç açıcı kontak. 1-2-3-4-5-6 numaralı kontaklar ana kontaklar olup kontaktörün çalıştığı yükü kontrol ederler. Yardımcı kontakların isimlendirilmesinde kullanılan ilk rakam kaçıncı yardımcı kontak olduğunu gösterir. İkinci rakam ise yardımcı kontak hakkında bilgi verir. 1-2 kapalı, 3-4 açık. Örneğin 11-12, 21-22, 1.
birinci ve ikinci normalde kapalı yardımcı kontak gibi. 33-34, 43-44, üçüncü ve dördüncü normalde açık yardımcı kontak gibi. Yardımcı kontaklar kurduğumuz devredeki diğer kumanda elemanlarını kontaktörler, röler, zaman röleri gibi kumanda etmekte kullanılır. Bu nedenle yardımcı kontaklardan birkaç amperlik kumanda akımları geçecektir. Ana kontaklarda ise yük akımı geçeceğinden boyut olarak yardımcı kontaklardan ana kontaklar oldukça büyüktür. Yardımcı kontakları nerede kullanıyoruz? Şurada kullanıyoruz. Az önce gördüğünüz mühürleme devresinde kullanıyoruz. Ya da örneğin ileri ve geri kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesini engellemek için mesela kapalı kontaklar kullanılır. Bunu devre üzerinde göreceksiniz. Yani kumanda sistemi içerisinde kullanılır bunlar. O nedenle yardımcı kontaklar 2 amperlik akım değerine dayanacak şekilde yapılır. Ama bu kontaktör ana kontakları belki 100 amper akım değerini geçirecek şekilde yapılır. Yapı olarak fark vardır. Yardımcı kontaklar daha küçük akım değerleri, ana kontaklar ise yük akımını geçirecek. Daha büyük akım değerleri kontrol edecek boyutlarda ve kesitlerde yapılır. Mesela buradaki yardımcı kontakları başka nerede kullanır? Örneğin 13-14, 21-22'ye bir göz lambası bağlarsınız siz ve örneğin 13-14 yeşil, 21-22 kırmızı bir göz lambasına bağlanır. Normalde kontaktör çekmiyorken 21-22 üzerinden kırmızı göz lambasını yakarsınız. Kontaktör çektiğinde 21-22 açılır. Kırmızı göz lambası söner. Bu sefer 13-14 kapatarak yeşil göz lambası devreye girer. Motor çalışıyor mu, duruyor mu orada da görebiliriz. Erken kapama ya da geç açma kontakları ile ilgili daha sonra size bilgi vereceğim. Burada kontakların az önce bahsettiğim zamanlamasını görüyorsunuz. Örneğin 1-2 nolu kontaklar açılır. Şuraya dikkat edin fareye. 1-2 nolu kontaklar açılır. Açıldıktan sonra palet nüve arasındaki hareket tamamlanır. Tamamlandığında 3-4 nolu kontaklar kapanır. Eğer bu geç açıcı bir kontaksa normalde kapalı kontaktan biraz daha geç açılır. Ya da erken kapatıcı kontaksa normalde açık kontaktan bir miktar daha erken devreye girerler. 2 tane normal yardımcı kontak açık ya da kapalı aynı anda hareket eder. Sadece geç açıcı ya da erken kapatıcı kontaklar zamanlaması bundan farklıdır. Burada ise yan yana bir normalde kapalı ve bir normalde açık kontakları koymuşuz. Bakın dikkat edecek olursanız arada bir miktar boşluk var. Bu boşluğun zamanı tamamen paletin nüveyi çekme tepkime süresine bağlıdır. Palet nüveyi ne zaman çekerse palet nüveyi çekme süresi buradaki aslında boşluğun zamanı verir bana. Kullanım yerine göre kontaktör kategorileri. Burada bahsedeceğim şey kontaktörün yük gücüyle alakalı bir şeydir. Yük akımıyla alakalı bir şeydir. Çalıştırdığı devredeki güç devresindeki akımla ilgilidir. Şimdi güç devrem benim alternatif olabilir. Yani kontaktörün bir asenkron motor çalıştırabilir. Kontaktörün benim örneğin bir fırını çalıştırabilir. Yine benim kontaktörüm doğru akım motorunu çalıştırabilir ya da doğru akımda çalışan örneğin büyük lambo gruplarını çalıştırabilir. Bu güç devresidir. Güç devresi alternatif çalıştırılabilir. Güç devresi alternatif kontrol ediyor olabilir. Güç devresi doğru akım yükünü kontrol ediyor olabilir. Şimdi bu yükle ilgili kategorileri vardır. AC1, AC2, AC3, AC4 hatta bu daha da detaylıdır. İşte AC41, AC42 gibi gider. Ama en temel haliyle alalım. AC1 endüktif olmayan veya çok az endüktif yükler, dirençli fırınlar. AC2 bilezikli motorlara yol verme, yön değiştirme, ters akımda frenleme. AC3 kısa devre rotorlu asenkron motora yol verme, devreden çıkartma. AC4 kısa devre rotorlu motorlara yol verme, devreden çıkartma, ters akımda frenleme, yön değiştirme, darbeli çalışma. Şimdi burada bahsedilen şey ne? AC1'den AC4'e doğru gittikçe dikkat edecek olursanız kontaklardaki ark miktarı artıyor. Direnç bir fırında ya da akkor filamanlı lambada kontaklarda ark oluşmaz. Ama endüktif yüklerde kontakların açılması sırasında akım geriden geldiği için gerilime göre devresini bir miktar daha havadan tamamlayarak sıfır noktasına düşer. Ve kontakların açılması sırasında orada arklar oluşur. Bahsettiğim videoda yani diğer videoda kontaktörün üst kapağını çıkarttım ve yük altında açma kapama yaptım. Orada mesela oluşan arkları görebilirsiniz. Ve ark demek ne demektir? Ark demek kontaklardaki bozulma, dezenformasyon demektir. Ve o nedenden dolayı AC4 sınıfı kontaktörler AC1'e göre kontak yapıları daha dayanıklı. Aslında kontak yapıları daha dayanıklı değildir. Pratikte bu nasıl yapılır? Pratikte şu şekilde yapılır. Örneğin bir kontaktör.
AC3 sınıfı ise bu kontaktör 55 kW'lık bir kontaktör. AC1 sınıfı kullanım için üzerine 75 kW'lık etiket basılır. Aslında kontaktör aynı kontaktördür ama endüktif yüklerde oluşan arkın fazlalığından dolayı endüktif yüklerde güç daha küçük kontaktörde seçilir. Ama ohmik yüklerde, yani lambalarda, lamba dediğim akkor filamanlı lambadan bahsediyorum ve fırınlarda aslında o kontaktörü normal akımının bir miktar daha üstüne çıkılabilir ve daha büyük güçlü bir etiket kontaktöre basılabilir. Lambalar, dediğim gibi akkor filamanlı lambalar, eğer örneğin civa buharlı sokak lambası aydınlatması varsa ya da sodyum buharlı sokak aydınlatması lambası varsa onlar endüktif yüke girer. AC3 sınıfı orada kontaktör kullanmanız gerekir. Piyasada sizin bulacağınız, elinize geçen kontaktörler daha çok AC3 sınıfı kontaktörler olacaktır. Çünkü artık bilezikli motorlar kalmadı. Bilezikli motorlar kalmadığı için, yani burada rotor sargılı motordan bahsediyoruz, AC2'yi görmeyeceksiniz. AC1'de az önce dediğim pratik nedenlerden dolayı hani AC3 kontaktörü daha hızlı temin edilebileceği için AC1'in stoklarda tutulması ve işte gelmesi beklenmez. Örneğin benim 75 kW'lık bir fırınım varsa, ısıtma fırınım varsa 75 kW'lık AC1 sınıfı kontaktör bekleyeceğime 75 kW'lık AC3 sınıfı kontaktör takarım. Daha uzun ömürlü olur. Eğer maliyetten kaçıyorsam, ki aralarında çok ciddi maliyet farkı yoktur, 75 kW'lık AC1 yerine örneğin 55 kW'lık AC3 sınıfı bir kontaktör takıp aynı işi yapabilirim. Doğru akım motorlarına girmeyeceğim. DC1, DC2, DC3, DC4, bunlara girmeyeceğim. Yardımcı kontaktörler ve röleler. Yardımcı kontaktörler herhangi bir güç alıcısını çalıştırmayan, sadece kumanda devrelerinde bulunan, diğer kumanda elemanlarına ara kumanda etmekte kullanılan düşük kapasiteli kontaktörlerdir. Yardımcı kontaktörlerin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi ana kontak numaraları yoktur. Onlarda işte 53, 54, 13, 14, 21, 22 gibi sayılar vardır. Bu güç devresinde kullanılmaz. Sadece üzerinde 2'şer amperlik kontaklar vardır bunların. Bazen kontak çoğaltmamız gerekebilir. Yani bir butona bastığımda benim 5-6 tane farklı devreyi çalıştırmam gerekebilir. Bu sefer butonla ben yardımcı kontaktörü çalıştırırım. Yardımcı kontaktörüm kontaktör üzerinden de çalıştırmam gereken örneğin diğer kumanda devrelerimi çalıştırabilirim. Yardımcı kontaktörler burada kullanılır. Yardımcı kontaktörle röle arasındaki fark nedir? Yardımcı kontaktörler gördüğüm itibariyle kontaktörlerin daha küçük boyutlu olanlarıdır. Üzerinde fazla sayıda yardımcı kontaklara sahip olabildikleri gibi ek modüllerle bu kontakların sayısı da arttırılabilir ve kontak akımları birkaç amper kadardır. Röleler ise daha basit yapıdaki elektromekanik anahtarlamalar için çok çeşitli çalışma gerilimlerinde imal edilirler ve biri ortak kontak olmak üzere az sayıda kontağa sahiptir. Kontak kapasitesi 500 mA seviyesindedir. Şimdi bu küçük röleler için 500 mA ama örneğin üzerinde ortak kontaklı olduğunu düşünürsek bir kontak grubu olan ve kontak akımları 6 amper olan röleler de var. Ama bunların demin dediğim gibi üzerinde siz en fazla 2 bilemediniz 4 tane kontak grubu bulursunuz ama yardımcı kontaktör kullanırsanız çok fazla sayıda ek modüllerle bu kontak sayısını arttırabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, çok fazla kontak çoğaltma benim şu ana kadar gördüğüm bir uygulama değil. Daha çok piyasalarda yardımcı kumanda elemanı olarak endüstriyel tip röleler kullanılır. Bakın burada kontaktörü görüyorsunuz. Modül. Bu modülleri tekrar göreceğiz ne olduğunu. Bu da farklı marka ve farklı yapıdaki kontaktörler. Bu da röleler. Rölelerin soketi. Burada da görüyorsunuz röle. Bu benim slim dediğim ince röleler. Bunlar elektronik röleler de olabilir. Yani ne demek istiyorum elektronik tip röleler? Solid state röle olabilir bu. Yani yarı iletken bir röle olabilir. Ya da üzerinde bazı kontrol işlemlerini de yapan çeşitli elektronik tip röleler de vardır. Röle grupları. Rölelerdeki kontak yapısı daha çok orta uçludur. Yani şurada gördüğünüz gibi ta bizim kumanda devrelerini anlatırken ilk başta anlattığımız orta uçlu kontak dediğimiz, orada kontakları hatırlayacak olursanız en sağdaki yapı. Yardımcı kontaktörlerde ana kontak olmadığı için 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana kontak isimlendirmeleri olmaz. 13, 14, 21, 22, 31, 32, 43, 44 gibi yardımcı kontak numaraları verilir. Kontaktörlere takılabilecek yardımcı modüller, yardımcı kontak bloğu. Kullandığımız kontaktörlerde veya yardımcı kontaktörlerde kumanda işlemleri için kullanacağımız yardımcı kontak sayısı yetmediği takdirde
kontaklarımıza çeşitli açık ve kapalı kontağa sahip yardımcı kontak bloğu ekleyebiliriz. Bu ekleme bir önce gösterdiğim resimde yardımcı kontaklar resminde kontaklarının üzerine mandallı montaj edilebileceği gibi kontaklarının yanına da eklenebilir. Eklenmekte olan bu yardımcı kontak bloğundaki kontaklar hareketi ana kontakların paletinden alacağından ana kontaklarla eş zamanlı olarak hareket ederler. Üretici firma kataloglarında çok çeşitli yardımcı kontak blokları bulundurabilir. Bunlardan bir tanesini örnek verelim. Şurada 53, 54, 61, 62, 71, 72, 83, 84 gibi. Göreceği üzere yardımcı kontaklar 5 adresiyle başlamıştır. Bunun nedeni bloğu bağladığımız ana kontaktörün üzerinde 1, 2, 3, 4 numaralı adreslere sahip yardımcı kontakların olabileceği düşüncesidir. Aksi takdirde bir kontaktöre eklenen blokta birlikte aynı isme sahip birden fazla kontak olacak ve bu karışıklıklara yol açacaktır. Yardımcı kontak bloğundaki kontaklar kimi şirketler 53'ten 5'ten başlatır, kimileri 43 4'ten başlatır. Normalde siz bir kontaktör aldığınızda büyük olasılıkla kontaktörün kendisinde bir normalde açık, bir normalde kapalı gelecektir. Yani 21, 22, 13, 14 gibi. Bazen 2'den fazla yardımcı kontakta olabilir. Eğer ben kontaktörün üzerine eklediğim bloğu kontak numarasına örneğin 13-14'ten başlatacak olursam bu 13-14 kontaktörün kendi üzerine takılı olan orijinal yardımcı kontağı mı yoksa daha sonradan benim takmış olduğum yardımcı kontak bloğundaki 13-14 mü? Bu karışacaktır. Bu numara karışıklığını önlemek için yardımcı kontak bloğundaki numaralar daha büyük sayılarla başlatılır. Mekanik kitleme bloğu yardımcı kontaktörlerde kontakları kitlemek üzere kullanılır. A1, A2 kontaktör uçlarına gerilim verildiğinde kontaktör çeker ve mekanik kilitleme sayesinde kilitlenir. Artık A1, A2 bobin uçlarından enerji kesilse de kontaktör konumunu korumaya devam eder. Kontaktörün eski haline getirmek için ise kilitleme bobini E1, E2 uçlarına gerilim vermek gerekir. Daha çok kullanım alanları enerjinin kısa süreli kesilmesi durumlarında veya enerjinin kesilip tekrar geldiğinde bir an önce yarım kalan işin devam etmesi ve bunun için kontaktörün tekrar çalıştırılmasının istenmediği durumlarda kullanılır. Ben daha önce bu yapıyı görmedim, kullanmadım ama bir şirkette varmış fabrikada ve bunun E1 E2 bobini yanmış ve stokta bulamadıkları için bunu E1 E2 bobinajcıya götürüp sardırmışlardı. Yani karşılaşma olasılığınız düşük bir yapı ama demin de söylediğimiz gibi güvenlik amaçlı kullanılan mekanik kilitleme blokları da var. Zaman rölesi bloğu kontaktörlere pneumatik zaman röleleri de eklenebilir. İmalatçı firmalar tarafından çok çeşitli zaman aralıklarında yapılsa da genellikle biri açık diğeri kapalı olan iki kontağa sahiptir. Düz ve ters zaman rölesi olarak kullanılabilirler. Bunun üzerinde çok fazla şimdi durmayacağım. Zaman rölelerini görmediğiniz için sadece böyle bir zamanlama bloğu var. Bunu bilin. Çok fazla kullanım yok. Artık bunların yerlerine elektronik tip zaman röleleri kullanılıyor. Hatta elektronik zaman rölelerinin maliyetleri bundan çok daha düşük. Sönümleme elemanları. Bir otomasyon sistemi yalnızca kontaktör ve diğer rölelerden oluşmamaktadır. Diğerisi elektronik zaman röleleri ve diğer elektronik devre elemanları, hatta mikro işlemcili kontrollü elemanların hepsi otomasyon sistemini oluşturmaktadır. Elektronik devrelerin hatasız çalışabilmesi onları uygulanan gerilimin stabilliğinden geçmektedir. Devredeki kontaktör bobinlerinin çok hızlı devreye girmeleri ve çıkmaları sırasında bu bobin uçlarında ters indüksiyonun oluşturduğu yüksek gerilim pikleri oluşmaktadır. Ve bu kısa süreli oluşan yüksek gerilimler devredeki diğer elektronik elemanların arızalanmasına neden olabilmektedir. Bu gerilim piklerini engellemek için kontaktör bobinlerine paralel olarak sönümleme elemanları bağlanır. Eğer bir bobinli devreye siz çok hızlı bir şekilde enerji verip ya da enerjisini kestiğinizde bu bobinde ters indüksiyon gerilimleri oluşur ve bu ters indüksiyon gerilimleri bu bobine kumanda eden bir yarı iletken elemansa bu yarı iletken elemanın uçlarına da yansır ve eğer yalıtım gerilim geçirirse bu elemanın kısa devre olmasına, arızalanmasına neden olur ya da bu gerilim pikleri zamanla elemanın ömrünün kısalmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle oluşan bu gerilim piklerinin yani kontaktör ya da rölelerin devreye girip çıkma sırasında bobin uçlarında oluşan bu gerilim piklerinin bir şekilde absorbe edilmesi lazım. Bunun için kullanılan sönümleme elemanları vardır ama en çok kullanılan bunlardan diyot ve RC sönümleme elemanıdır. Diyot doğru akım devrelerinde kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken diyot yönlü elemandır. Siz bir kontaktörün A1 ayak uçlarına artı ve eksiği değiştirerek de derseniz kontaktör
çekecektir. Bu kontaktörün çalışmasını engellemez. Ama eğer siz bu kontaktörün boyun uçlarına bir diyot bağlayarak sönümleme elemanı olarak kullanacak olursanız illaki kontaktörün A1 ve A2 uçlarına doğru polariteyi vermeniz lazım. Çünkü farklı şekilde bir gerilim verecek olursanız bu sefer diyodun örneğin anoduna artı katoduna eksi gelirse diyot iletime geçecektir ve kısa devre olup kendisini yakacaktır ya da devredeki diğer elemanlara zarar verebilecektir. RC sönümlenme elemanını da daha çok biz alternatif akım kontaktörlerinde görürüz. Alternatif akım kontaktörlerin bobin uçlarına RC sönümlenme elemanları bağlanır. RC sönümleme elemanında yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur. Burada RC sönümleme elemanların direncini buradaki kondansatörün XC'si ve oradaki direncin R'si oluşturmaktadır. Yani hatırlayacak olursanız empedans formülünde XC'nin karesi artı R'nin karesinin karekökü. Ve buradaki direnç değerinin çok büyük bir kısmı kondansatör tarafından XC olarak sağlanmaktadır. Ama zaman geçtikçe bu pano içerisinde ısıma, soğumalar ve zamanla birlikte kondansatörün içerisindeki dielektrik elemanda kurumalar olmaktadır ve kondansatör delinmektedir. Yani kondansatör üzerinden elektrik atlamalarına geçirmektedir. Bu durumda sadece devrede R direnci kalmaktadır ve R direnci kaldığı için içinde bu RC sönümleme elemanının içerisinden geçen akım miktarı artar. Artmasıyla birlikte R direnci ısınır ve R direncinin ısınmasıyla birlikte yangın riskine sebep olabilir. Bu söylediğim 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık pano içerisindeki sönümleme elemanları için geçerlidir. Zamanla kondansatörün delinmesi bu tip bir arızaya neden olabilir. Eskiden bu elemanlara ihtiyaç duyuyorduk ama artık yarı iletken teknolojisi ilerledi. Yani bir PLC çıkışına eğer siz bir kontaktör bağlıyorsanız kontaktörün bobin uçlarına bir sönümleme elemanı takmanız tavsiye olunuyordu. Ama artık kullandığımız PLC'lerin çıkışındaki triak olsun, transistör olsun çok yüksek delinme gerilimlerine sahip olan elemanlar kullanılıyor. O nedenle sönümleme elemanlarına eskisi kadar ihtiyaç duymuyoruz. Bakın burada sönümleme elemanlarını görüyorsunuz. A1, A2 uçlarına bağlanır sönümleme elemanları. Çok çeşitli yapıda karşınıza çıkabilir. Bunlardan elimde örnek var. Okulda inceleriz. Mekanik kilitleme düzeni, ileri geri ve yıldız üçgen gibi devrelerde aynı anda iki kontaktörün devrede olması elektriksel güvenlik açısından istenmeyebilir. İki kontaktör arasına takılan mekanik kilitleme düzeni sayesinde kontaktörlerden biri enerjiliyken diğer kontaktörün bobinine enerji verirse dahi paletin çekmesi engellenir. Bu mekaniki bir aksamdır ve ileri geri çalışan ya da yıldız üçgen çalışan kontaktörler yan yana montaj yapılır. Araya bu mekanik kilitleme düzeni takılır. Bir kontaktör çekiyorken diğer kontaktörün çekmesi engellenir. Bir diğer kontaktörün çekebilmesi için mevcut kontaktörün enerjisinin kesilmesi lazım ki diğer kontaktör çekebilsin. İleri geri ya da yıldız üçgende ben elektriksel olarak kontakları kullanarak birbirlerinin önüne kontakları kullanarak bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Elektriksel olarak. Ama çok büyük güçlerde eğer ileri geri aynı anda devreye girecek olursa ya da yıldız üçgen aynı anda devreye girecek olursa iki faz kısa devre olur ve bu kısa devre istenmez. O nedenle daha çok büyük güçlü kontaktörlerde ve devrelerde mekanik kilitleme düzeni kullanılabilir. Bunu başka nerede kullanıyoruz? Bunu jeneratör transfer panolarında da kullanıyoruz. Yani şebeke geldiğinde çeken kontaktör ya da jeneratör devreye girdiğinde çeken kontaktör arasında bunu bağladığınızda şebeke kontaktörü devredeyken jeneratörün devreye girmesi ya da jeneratör devredeyken şebeke kontaktörünün devreye girmesini engelleyebiliriz. Burada toplu olarak görüyoruz. Bir kontaktörün kendisi 2, A1, A2'ye takılan sönümleme elemanı 3, yandan eklenebilir kontak 4, 5, yukarıdan eklenebilir yardımcı kontak 6, pneumatik zaman bloğu ve 7 olarak da burada daha sonra göreceğiz ama termik röleyi aşırı akım röresini görüyoruz. Bu kontaktörlerin kullanıldıkları yerlere göre isimlendirilmesi, bu tamamen benim atölyede kullanmış olduğum bir yöntem. Normalde kontaktörlere isim verilirken K1, K2, K3, K4 diye isimlendirme yapılabilir. K1M, K2M, K3M gibi isimlendirme yapılabilir. İsimlendirme konusunda bir sınırlandırma yok. Ama atölyede ben uygulamalarım sırasında hangi kontaktörün ne işe yaradığını daha net anlayabilmemiz açısından bir isimlendirme yapıyorum. Bu isimlendirmeye ait bir tablo. Bu bana ne sağlıyor? Bu bana şunu sağlıyor. Örneğin sistemde ben projede K3M'yi gördüğümde bunun yıldız kontaktörü, K5M'yi gördüğümde bunun üçgen kontaktörü olduğunu anlıyorum. Ve benim proje okumam ve öğrencilerimin proje çizmesi sırasında bize yardımcı oluyor. Ama bu isimlendirmede herhangi bir sınırlandırma yok. Daha çok motor çalıştığında
çalıştıran kontaktörlere K1M, K2M, K3M gibi isimler verilir. Eğer sistemde rol olarak, yardımcı rol olarak kullanıyorsam da onlara K1, K2, K3 gibi isimlendirme kullanabilirim. Kontaktör montajında dikkat edilecek noktalar. Kontaktörler zemine dik montajı yapılır. En fazla 30 derecelik eğime müsaade edilir. Kontaktörün montaj edildiği pano veya kutunun kapağının kontaktörden, özellikle palet mekaniğinden güvenli mesafede uzak durmasına dikkat ediniz. Kontaktörün çevresel olarak 90 derece veya 180 derece döndürerek montaj yapılabilir. Fakat zemine düşey montaj yapılamaz. Aksi takdirde yay kuvvetleri değişecek ve hareket yuvalarında sürtünmeler ve kısılmalar olacağı için kontaktör güvenli çalışmayacaktır. Bu montajla alakalı, kontaktörler daha çok dik montaj edilen elemanlardır. Ve yatay olarak, yani masa üstünde duracak şekilde kontaktör montajı yapılmaz. Çünkü bunun içerisindeki mekanik yapı, yataklama sistemi yay şekilde montajına göre tasarlanmıştır. Üstten takılabilir blokların kontaktöre montajı. Bunu takarken ister yardımcı kontak bloğu takın, isterseniz pneumatik kontak bloğu takın. Burada kontaktörün üst kısmında bir kızak vardır ve bu blok o kızağa oturur. Oturduktan sonra da bir tırnak vasıtasıyla yerine sabitlenir. Yine çıkartmak için de önce o tırnağı kaldırıp daha sonra bloğu kaydırarak çıkartmanız gereklidir. Yine yandan takılırken de oturmuş olduğu bir yuva vardır. Yuvadaki tırnaklara oturtulur. Oturtturma ya da çıkartma sırasında zorlamayın, çünkü kırma olasılığınız var. Kontaktörler hem pano sajına hem de DIN 35 raya montaj yapılacak şekildedir. Bunu yaparken kontaktörlerin alt tarafta bir tane pim vardır. Bu pimi ince uçlu bir tornavida, düz tornavida ile çekerek açarsanız DIN 35 raya oturtturduktan sonra bu pimi tekrar yerine ittiğinizde ya da yaylıdır bu, siz tornavidayı çektiğinizde o pim yerine oturacaktır. Kontaktörü o DIN 35 raya montaj etmiş olursunuz. Bakın şu şekilde. Kontaktörün vida montajı. Kontaktörün gerek kontak gerekse de montaj vidaları ne az ne de aşırı sıkılmalıdır. Kontakların eksik sıkılması iletkenlerde en ufak harekette kremesten çıkmasına veya temas denecinin büyümesi nedeniyle oluşan ısı yanmalara neden olurken, montaj vidalarının eksik sıkılması çalışma esnasında kontaktörün titreşim nedeniyle ses yapmasına neden olur. Aşırı sıkılmış vidalar vidanın diş atması veya çatlamasına neden olabilir. Burada normalde torklu bir tornavidayla bu vidaları sıkmanız lazım. Bu da kontaktörün katalog bilgisi. Katalogda verilir ama biz genellikle işte elimizde tatlı sıkma dediğimiz bir işlem uygularız. Bu işlem sırasında eğer çok fazla asılacak olursanız vidanın ağzını bozarsınız, vidanın kafa kısmını bozarsınız ve çok sıktığınızda diş yalamaları olabilir ya da işte orada çeşitli çatlaklıklara neden olabilirsiniz. Gevşek bıraktığınızda ise kablo yerinden çıkabilir ya da oradaki gevşeklik temas direnci oluşturabilir ve akım geçtiğinde ısınmadan dolayı yakabilir ya da oradaki zamanla karbonlaşma dolayı temas direnci büyür. İşte temas etti etmedi gibi çeşitli elektriğin ver kes gibi titreşimlere neden olabilir. Evet, montaj sacına montajında, vida montajında şu şekilde görebiliriz. Röle soketinin raya montajı. Burada yine röle soketinde tırnak olabilir. Tırnağı çektiğinizde DIN 35 raya oturtursunuz. Tornavidayı ince ağızlı düz tornavidayı çektiğinizde o yerine geri oturur ya da yaylı değilse siz geri ittirirsiniz. Bu şekilde montajını yaparsınız. Şimdi yeni çıkan kontaktör sigorta ya da rölelerde bu tırnağı kaldırdılar. Bu tırnak kendinden yaylı bir şekilde. Orada bunu yaparken de rölenin ya da işte kullandığınız eleman neyse arka tarafını çevirip bakın. Yaylı tırnak ne taraftaysa önce onu oturtturun. Örneğin yaylı tırnak yukarıdaysa DIN 35 raya önce üst tarafını oturtturun. Daha sonra elinizle aşağı doğru çekip yayın içeri kaçmasını sağlayın. Bu sefer aşağıya da oturtturup bıraktığınızda yine yay vasıtasıyla, tırnaktaki yay vasıtasıyla elemanı oraya montaj yapmış olursunuz. Çıkarırken de eğer yine tırnak yukarıdaysa elemanı aşağı doğru elinizle DIN 35 raya üstünde bastırın. Aşağı tırnak kurtulduğunda aşağı tırnağı boşa çıkarın. Daha sonra da yukarı tırnağı çıkarırsınız. Çok çeşitli yapıda soketler olabilir. Şu aşağıdakiler elektronik kartlara montaj için kullanılan soketlerdir. Gelelim kompansasyon kontaktörlerine. Kompansasyon kontaktörü. Kompansasyon kontaktörlerinin normal kontaktörlerden farklı, üzerine takılan blokta erken kapatıcı kontaklar ve bu kontaklara bağlı seri dirençlerin oluşturur. Kondansatörler teoride ilk devreye girdikleri anda kısa devre gibi davranırlar ve çok yüksek değerlerde başlayan ve şarj süresine bağlı olarak amma değerine düşen bir akım çekerler. 810-12 misli akım çekebilir bir kondansatör.
Devreye girme sırasında kondansatörün çekmiş olduğu bu yüksek akım gerek kontaktörün kontaklarına gerekse de kondansatörün kendisine zarar vermektedir. Bu akım kompansasyon kontaktörlerinde sınırlandırılmıştır. Kontaktör enerjilendiğinde ana kontaklardan yaklaşık 3-5 milisaniye önce erken kapatıcı kontaklar kapanarak kontaktör seri direnç üzerinden akım sınırlandırılarak devreye alınır. Bu kompansasyona ait kontaktördür. Kompansasyon kontaktör diye geçer. Kondansatörün devreye girmesi sırasında çekmiş oldukları akım aslında üst bloktaki erken kapatıcı kontaklar vasıtasıyla dirençlerle birlikte ilk 5-10 milisaniye neyse erken dirençler üzerinden kompansasyon kondansatörü devreye alınır ve burada ilk çekmiş oldukları yüksek akım sınırlandırılmaya çalışılır çünkü dirençler vardır. Daha sonra ana kontaklar kapanır. Artık 8-10-12 mislerinde değil de örneğin 6-7 mislerinde yüksek akımla kondansatörler devreye girer. Bu ilk anda çekilmiş olan bu çok yüksek değerdeki akım sınırlandırmaya çalışılır. Burada telleri görüyorsunuz. Bunlar yukarıdaki erken kapatış kontaklar aşağıdaki ana kontaklara paralel bağlıdır ama tek fark dikkat edecek olursanız şu kare kare gördüğünüz şeyler dirençtir. Sembolden hatırlayacak olursanız ne oldu? Ana kontaklardan önce erken kapatıcılar girdi ama dirençlerle birlikte devreye girdi. Daha sonra da ana kontaklar kapandı ve kompansasyon kondansatörü ana kontaklarla devresine devam etti. Şurada kablolar gözüken şeyler evet aslında paralel bağlama için alınan eklerdir ama bunlar krom nikel tellerdir. Tamamen kompansasyon kontaktörünün akım değerine göre seçilirler bunlar. Yani siz burayı normal bir telle eğer bunlar söküldü, kayboldu, normal bir telle, bakır telle bu köprüyü siz atamazsınız. Orada bir direnç oluşturması açısından kullanılan krom nikel teldir. Bunun eğer bu şeyler sökülmüşse ve kaybolmuşsa köprüler bir başka kontaktör üzerinden en azından direnç değerini ölçerek yerine krom nikel tel bağlayarak siz de yapabilirsiniz. Ama bunlar bakır tel değildir, ön dirençlerdir. Yarı iletken röle ve kontaktörler solid state diye geçen rölelerdir bunlar. Kısa sürede çok fazla sayıda açma kapama yapan kontaktörlerin kontaklarında oluşan arklar kontaktörün ömrünün kısa olmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu kontaktörlerin bobinine zamanla oluşan ısı iyi bir soğuma sağlanamadığı takdirde kontaktör bobinlerinin yanmasına da yol açabilmektedir. Bu gibi yüklerin kontrolünde yarı iletken teknolojisi kullanılarak tamamen elektronik olarak yapılan ve hiçbir hareketli parçası bulunmayan röle ve kontaktörler kullanılır. Burada temel çalışma solid state'lerde temel çalışma prensibi nedir? Eğer siz bir DC kontrol ediyorsanız bunu bir MOSFET'le yapar ki çok fazla DC kontrolü karşınıza çıkmayacak. Daha çok AC kontroller karşınıza çıkacak. AC yani kontaktör olarak düşündüğünüzde AC akım kontrolleriyle karşılaşacaksınız. Burada ise bir triakla bu açma kapama işlemlerini yapar. Dikkat edecek olursanız burada aslında optokuplörlerle triak kısmıyla kontrol kısmı birbirlerinden ayrılmıştır. Optokuplörlerle foto transistör ya da foto triaklar daha sonra ana triakları tetikleyecek şekilde bir devre oluşturulmuştur. Bunların yeni versiyonlarında şöyle bir şey var. Sıfır geçiş noktalarında devreye giriyor. Yani sinüsoidal değeri düşünecek olursanız örneğin sinüsoidal değeri sıfırdan başladı. Yukarı maksimuma doğru gidiyor. Maksimuma doğru giderken bir yerde siz buna tetikleme verseniz de tekrar gerilimin sıfır noktasına düşmesi ve sıfır geçiş anında bu güç triaklarının tetiklenmesi sağlanıyor. Bu neden sağlanıyor? Bu şu nedenden dolayı sağlanıyor. Yüksek akım değerlerinde triaklar direkt devreye girmiyor. Sıfır geçiş noktalarında triaklar gerilimi ya da akımı sıfır noktasından alıp üzerine taşımaya başlıyor. Bu ise triakların darbe gerilimlerine veya darbe akımlarına maruz kalmasını engelliyor ve sistemin daha uzun ömürlü olması sağlıyor.